Kadın boyu 10 metre mi? Ziya! 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya! Nasıl Cerablus, Elbap hattında yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak, şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerine yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiş takip edecek. Merhaba Çiftlik Bank ailesi, ben Mehmet Aydın. Bugün 16 Mart 2018. Basında çıkan haberler iyice çığırını aşmış durumda. Oh,
a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. The Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza Cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Thank you.
falan. Lütfen girme. Adnan Bey, neden gözaltına alındınız? Girme ya. İngilizlerin devletinin oyunu. Şöyle bir açalım arkadaşlar. Aklınızdaki suçlamalar çok ağır. Neler söyleyeceksiniz? Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz? Açalım arkadaşlar. Çok ağır suçlamalar var aklınızda. Yalan yalan hepsi. Kaçtınız mı peki? Polis operasyonu yaptığında kaçtınız mı? Kaçarken yakalandığını söyleniyor. Tamam arkadaşlar. Tamam. President Trump has just mentioned that we've successfully concluded the World Football Cup. Speaking of the football, actually, Mr. President, I'll give this ball to you, and now the ball is in your court. It's very nice. That will go to my son, Baron. We have no question. In fact, Melania, here you go. Pastor Andrew Brunson now, or be prepared to face the consequences. Yargı ne karar verir, bunu bilemem. Well, Turkey's been a problem for a long time. At the president's direction, the Department of Treasury is sanctioning Turkey's Minister of Justice and Minister of Interior. Türkiye'nin en çok ürmeye çalışacağını zannedenler, Türkiye'nin gücünü bundan sonra daha kuvvetli bir şekilde götürürler. It's been a very interesting day because, as you probably heard, I said a little bit earlier, from a Turkish prison to the White House in 24 hours. That's not bad. Thank you.
President Erdogan of Turkey has also agreed to take out any remnants of ISIS, and we'll be working with them.